Of Narin ya. Sana ne kadar ihtiyacım var bir bilsen. Ama seninle asla konuşamam ki olanları. Öldürürsün beni Sermet'e aşık olduğumu bilsen. Keşke o şahane yıllarımıza dönebilsek yine. Ben sana arabayla çarptım. Ay hafızanı mı kaybettin sen? Bak benim adım Deniz. Deniz. Senin adın ne? Hatırlayabiliyor musun sen? Adın ne? Adın. Ya hatırlıyorum. Narin benim adım. Oh çok şükür. Ay gitmemiş. Dur yavaş. Sen şimdi kıpırdama kıpırdama. Bir ameliyattan çıktın Narinciğim. Senin bacağın kırıldı. Alçıya aldılar. Önemli değil ama. Bir de şuranda bir şey var. Ben sana çarptığımda büyük ihtimalle o yere şey oldu değdi. İz kalmayacak, hiç önemli değil. Dokunma. Hiç önemli değil. Narin, ben çok 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 özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Narin Yılmaz. Benim, buyurun. Geçmiş olsun. Geçirdiğiniz kazayla ilgili olarak ifadenizi almaya gelmiştim. Yani tamamen benim sakarlığım memur bey. Öyle yürüyordum kaldırımda. Taşa takılmışım, düşmüşüm, bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum zaten. Allah'tan sınıf arkadaşım Deniz ambulansı aramış hemen de. Onun sayesinde kurtulmuşum yani. Araba çarpmadı size yani. Yok memur bey, söylüyorum size ben kaldırımdaydım, yürüyordum. Siz de bu olaya şahitsiniz. Böyle mi gelişti peki? Aynen. Peki ana, ben bir imzanızı alayım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şu koskoca İstanbul'da ben kalkıp sınıf arkadaşıma mı çarptım? İnanmıyorum ya. Yani sen beni tanıyorsun. Deniz Tunalı değil mi? Yuh. Soyadımı da biliyorsun. Ay ben seni hiç tanımıyorum ama. Narin Yılmaz, memnun oldum. Ah. Garip bir tanışma oldu tabii. Ben özür dilerim, o benim cadı kız kardeşim yüzünden oldu. Ben telefonda ona laf yetiştiriyordum, sana çarptım. Olur mu canım? Asıl benim hatam. Aval aval ağzım açık dolaşıyorum ortalıkta. Olacak iş mi yani? Çok özür dilerim ben. Narin çok da teşekkür ederim. Yoksa benim başım belaya girecekti poliste ya. Ya niye başım belaya girsin poliste? Olur mu öyle şey? Ben senin başına durduk yere binlerce şey açtım. Araban şimdi benim yüzümden tadilata girecek bir şey. Ne gerek var canım? Sen bir hafıza problemi yaşamadın emin misin yoksa sen genelde mi böylesin? Nasıl? Kızım, serilmiş yatıyorsun benim yüzümden. Yok gel bir de benim araba masraflarımı öde. Yok yok, normal değil. Ben bir nörolog çağırayım mı? Ben bir nörolog çağırayım. Sen bir şey olmuş çünkü yani. Vurdun ya, çağırayım mı nörolog? Yok ya, yok. İyiyim. Ne var ya? Çağırayım ben, nörolog çağırayım. Abi hayırdır, nereye gidiyorsun? Pavyona. Allah Allah, manyak mısın oğlum sen? Mahallemizin kızı burada yatıyor lan. Sahipsiz mi kalsın? Doktorlar, hemşireler pervane etrafında. Hani bu çarpan kızın kankası, amcasıymış başhekimin. O sebepten yani bir sıkıntı yok. Kız gayet rahat abi. Tamam, bunu odasına koyarsın sen. Nereden geldiğini bilmesi önemli değil. Tamam abi. Bir de saat başı rapor ver bana. Onlar hastaneden çıkarken de ara beni. Olur abi. Hadi. Ne güzel şeyler bunlar. Ver ver. Çiçekler sizin. Aa. Bir yanlışlık olmasın ya. Benim kimsem yok ki bunu gönderecek. Bunun üstünde kart falan da yok. Yalnız zevkli çocukmuş seninki. Güzel. Ya yok. Odaları karıştırdılar herhalde. Bana gelmemiştir o. Ay kız kıza konuşuyoruz şurada ya. Anlat bakayım kim bu mahcup delikanlı. Kız okuldan mı yoksa? Ya of Deniz, gerçekten yok öyle biri diyorum ya. Hadi. Allah'ım.
Evet. Nasılmış bakalım hastamız? Aa, Deniz Hanım, siz de mi buradaydınız? Merhaba Osman Merhabalar. Bey. Çok ağrısı var ama. Biraz ağrısı olacak, normaldir. Ağrı kesicinin dozunu yükseltiriz. Her şey normal gözüküyor. Ama tedbiren 48 saat daha burada kalacaksınız. Ne? 48 saat mi? Mümkün değil olmaz. Hayır. Benim gitmem lazım. Neyin mümkün olup olmayacağına ben karar veririm küçük hanım. Düştüğünüzde başınızı vurmuşsunuz. Ve haliyle gözlem altında tutulmanız lazım. Tamam. Ben sonra yine gelirim. Çiçekleri dışarı alalım hadi. Gıcık. Aks. Bittim. Bittim ben. Bittim. Bittim. Kovuldum ben buraya kadar der şey. Bitti. Aa, olur mu öyle şey canım? Telefon açıp haber veririz. Ay, bunlar da eşek değil herhalde. Bacağın kırıldı kızım, boru mu? Ya telefonu yok onların bende. Ay, ver adresini, ben gidip söylerim. Adresi bilmiyorum ki canım. Yürüyerek gidiyorum hep, spor olsun diye yani. O zaman çaresiz bekleyecekler sen hastaneden çıkana kadar, bir zahmet. Sen ne yapıyorsun iş? Muhasebeye bakıyorum, evraklar getir göt yani, hesap kitap. Aman batmazlar ya, boş ver. Bak şimdi ben çıkıyorum. Gideceğim böyle dergiler, atıştırmalıklar falan alacağım. Çikolata, cips, gofret, kola, kuru yemiş buraya böyle yığarız. İki gün partileriz odada. Ya gerek yok. Alma o kadar şey. Paranı harcama Deniz boşuna. Partilemek ne ya? Tamam, ağlama. Tamam. Üzme kendini hadi. Tamam. Hadi sen sakinleş biraz, gevşemeyin canım. Beni gevşetmek için başımı mı okşuyorsun? Evet. Yalancı. Kavga etmeyelim istersen hastayken. He? Sana ne? Aa, çok hastayım ben. Yalancı. Hastayım ya. Hadi su iç biraz, gel. İçmeyeceğim, daha kötü oluyorum. Hadi. Daha kötü oluyorum. Sen çalışıyorsun. Fırat, iyi misin? Çok özür dilerim. Çok pardon. Çok özür dilerim. Burada olduğunu bilmiyordum. Çok hastaydı. Kontrole geldim ben de. Sakın aklına abuk sabuk bir şey gelmesin zaten. Hastaydı, yatağına yatırdım o kadar. Bulunmaz bir dostsun. Sağ ol. Hoş geldin bu arada. Özlemişim seni. İyi akşamlar. Anahtarı bırakmamış mıydın sen? Çok özür dilerim. Kapıyı çaldım ama duymadın. Ben de sana bir şey olmuştur, fenalaşmışsındır diye anahtarla girdim. Korktum senin için. İyi görünmüyorsun yine. Çıkarken bırak anahtarı oraya. Thank you.
Kadın kaldığı yerden devam ediyor ya. Anahtarıyla giriyor adamın evine. Ben seni ellerimle boğacağım Fırat Kazan. Ellerimle çekeceğim ipini. Ellerimle. Sahtekar. İki yüzlü. Her şey beklenir bunlardan. Her şey. Gerizekalı. 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 Ağlama Narin. Ağlama. Allah'ın belası. Ağlama. Yavaş. Ay. Hadi siz geçin oturun. Rahatınıza bakın, ben geliyorum şimdi. Fatoş, neredesin? Biz geldik. Geldim Deniz Hanım. Narin Hanım, isterseniz yardım edeyim. Yok yok, gerek yok. Hoş geldiniz Narin Hanım. Hoş bulduk. Ay, geçmiş olsun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Rıfat ben de, memnun oldum. Narin Hanım'ın mahalleden komşusuyum. Evet, benim adım Fatma. Deniz Hanım bana Fatoş der. Ne alırdınız? Çay, kahve, soğuk bir şeyler. Zahmetli olmasın, rica ederim. Ne zahmeti canım? İyi o zaman. Ben bir kahve alayım o vakit. İki şekerli olsun hatta. Ben size yardım edeyim. Rica ederim Narin Hanım. Siz buyurun dinlenin lütfen. Siz de alır mıydınız kahve? Ben su alayım bir bardak o zaman. Tabii, hemen geliyor. Aa, anlamıyorsun herhalde. Gelemem dedim. Kızım misafirim var. Tamam sen gel. Ha, gelin gelin takılırız. Hadi. Fatoş'la tanıştın mı? Fatoş benim sağ kolum, sol kolum, elim, ayağım, her şeyimdir. Şimdi senin odanı hazırlayacak. Canım. Ya biz seni bugün çok yorduk. Teşekkür ederiz. Bir şey olursa biz seni ararız, tamam mı? Sen şey yap, şuraya bir numaranı yaz, bırak. Hadi canım. Gel gidelim. Odanı göstereyim sana. Alayım birine. Şu çantayı. Ben şey o zaman yazayım numaramı oraya. Hah, yaz. Resmen sepetlediler beni be. Ay. Yani umarım beğenmişsindir. Biraz aceleye geldi ama kusura bakma. Ya Deniz, gerçekten çok çok güzel ya. Heh. Ben hallederim. Siz zahmet etmeyin. Yok canım, Fatoş halleder. Yok, gerçekten gerek yok. Gerçekten. Bak, kitaplarını buraya koyarsın. Çalışma masan da var. Dolapların hepsi boş. İstediğin gibi kullan. Banyon burada, sana ait. Tamam mı? Ah, girip bir duş alsana, rahatlarsın. Doktor şimdi yıkanma dedi. Islatmak yasak ya. Silinirim artık birkaç gün. Doğru ya, ben ne kadar aptalım. Neyse canım, birkaç gün idare edeceksin. Böyle naylonla bağlarız onu, rahat rahat duşunu alırsın. Banyoda istediğin her şey var. Şampuan var, havlu var ama ekstra bir şey istersen çekinme, söyle bana, tamam mı? Bak Narin, ben şu girişteki odada kalıyorum. Sen de bir güzel yat, dinlen şimdi. Tamam mı? Tamam. Ya Deniz, gerçekten çok çok teşekkür ederim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Narin, gel seninle bir anlaşma yapalım biz, ne olur. Şu teşekkür ederim falan filan, bunları bitirelim ha? Ben kaçtım. Hadi dinle. Yatak değil sanki, bulutun üstünde yapıyor gibi insan. Ya insanlar neler icat ediyor ya. İnanamıyorum ben. Oh, çok güzel. Ah, bul.
buldun Rahat'ı ya bakalım. Ne yapayım ya? Başka seçenek bırakmadı bana. Senin de işine geldi tabii. Hiç bilmediğin, tanımadığın insanın evine gelme. Sende de iyi cesaret var vallahi. Ya iyi bir kıza benziyor. Öyle değil vallahi. Zeynep için de başta öyle demiştin değil mi? Bu İstanbul'un insanlarına güven olmaz. Sana senden başka kimsenin faydası yok. Anla bunu artık. Git başıma ya. Git başıma. Git. 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 Git başımdan. Narin. Kızım bu ne uykusu ya? Bırak biraz da geceye kalsın. Evet ya. Temi ne kadar uyumuşum. İnsan bu kadar uyur mu ya? Hadi kızlar geldi takılıyoruz. Bak pizza siparişi verdik. Soğumadan yiyelim. Hadi kalk hadi. Deniz hiç gerek yok gerçekten. Yani ben şimdi tanımıyorum kimseyi. Hem karnım da o kadar aç değil. Boş ver ya başka zaman. Fena mı işte? Tanışmış olursun kızlarla. Avukat hanım, itirazınız kabul edilmedi. Hadi çabuk kalkıyorsunuz. Hadi kalk. Nasıl oturamıyorsun ya? Sarışın olan mı? Evet. Ha? Kazuha dedemizle geldim. Kızlar ama bu seferki yabancı değil, sınıf arkadaşım. Ay, gel hayatım, gel. Olsun. Çok geçmiş olsun. İyi sağ misin? Olun, sağ olun. Ya, bayağı da kötü olmuş ay. Ya. Evet. Dikkat et. Hı-hı. Tamam. Ver bunları alayım tamam, ben. Tamam, tamam. Ay. Ay. Ben Gaye. Memnun oldum, Narin. Memnun oldum. Ebru ben de. Merhaba. Şey, mantarlı sever misin? Sevmezsen mozzarella da var. Yok yok fark etmez hepsinden yerim. O zaman Deniz'in son kurbanına kare kaldırıyoruz. Ya aslında hatanın büyüğü de bende yani bir sürü dert açtım kızcağızın başına. Ay bu da başka bir cins canım. Neredeyse ben onu arabayla çarptım diye özür dileyecek. Öyle tabii ama ya nelerle uğraştın ya değil mi? Ama fena mı işte önceki gibi mahkeme dolaşmak zorunda kalmayacaksın. Evet sorma. Bu sefer kesin ehliyetimi alırlardı. Kesin son bitti. Kesin aynen. Hı? Ne ayak lan bunlar? Çarptığı kız evine mi alıyor? Abi annesiyle babası seneler önce trafik kazasında ölmüş. Bir tane de kız kardeşi var. O da yurt dışında okuyor. Allah rahmet eylesin. Şimdi koskoca evde tek başına mı yaşıyor bu kız? Abi, bir tane bayan yardımcısı var. Anne baba gidince tabii. Buna yüklü miktarda para kalıyor. Yaş da ufak. Paranın kontrolü amcada. Amca da ünlü avukat bu arada. Yaş 18'e gelince paranın kontrolü tekrar buna geçiyor. Ama tabii böyle giderse sermayeyi kediye yükler ben sana söyleyeyim. Bir de şimdi bu bizim kızın sınıf arkadaşı çıkıyor değil mi? Ama bu kadar tesadüf benim midemi bulandırıyor. Bu kızın başına bir çorap örmesinler. Yok be abi sürekli takipteyiz hani bir sıkıntı olsa çeker alırız yengeyi sen merak etme. Neyi merak etme lan? Neyi merak etme oğlum kızı sana emanet ettik gözünün önünde paket oluyordu kız. Allah Allah. Lan o kıza bir şey olursa oyarım seni ha. Yok abi bir şey olmaz da sana bir de şey diyeceğim abi ya. Hani benim bu vazife abi ne kadar sürecek? Hani bu olay benim tamamen meziyetlerimin dışında ben bu işi yapa yapa körel miyim abi? Ne? Bu işi diyorum. He. Bu işi yapa yapa körel miyim? Kör olmak ister misin hadi? Ha? İster misin? Deli bunlar ya deli deli. Aa. Narin sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ortalığı toparlıyorum. Ay hayır bırak bırak hayır. Fatoş sabah gelince yapacak, bırak. Ya ne olacak? Giderken mutfağa bırakırım, elime mi yapışır? Kızım, o sağlam bacağını da kıracaksın. Bırak Allah Allah, dokunma ya. Hadi git yatağına. Yürü, marş marş. Ben yattım. Hadi bak. Ne olacak ki ya? Götürseydim. Allah Allah, ne tembel bu zenginler ya. Hayret bir şey. Hı. Çok güzel. Çok güzel. Nereden aldınız bunu? Ev yapımı değil mi bu? Tabii tabii. Kabacık'ta bir abla var bizim köylü. Ona yaptırdım. Beğendiysen bir tepsi yaptırayım sana. Yok canım bir tepsi ben tek başıma nasıl yiyeyim? Beraber yeriz. Bir bana engel olsun bütün tepsiyi ben yedim ama. Ye ye. Hı? Yedim. Ah. Zafer geldi. Hoş geldin. İyi akşamlar. Ya kusura bakma Narin abla daha önce gelemedim. Biraz işim vardı. Tebrik ederim. Allah tamamını erdirsin. Tebrikler abi. Sağ ol koçum.
Zafer, niye sinirlisin bana bu kadar ya? Ablam böyle bir günde nasıl yalnız bırakırdım ben? Herkes ne düşünürdü? Uzatma, yürü. Sokak ortasında konuşulacak şey değil. Niye evlendin o zaman benimle ya? Niye evlendin benimle? Madem benden bu kadar nefret ediyorsun, niye evlendin Zafer ya? Olmayacak böyle gerçekten, biz boşanalım. Şadiye, sakın aklından geçirme öyle bir şeyi. Sana sokak ortasında konuşulacak şey değil bu dedim. Zafer, ben yarın sabah gitmiş olurum. En kısa zamanda da boşanırız. Zafer, sen kendine işkence çektiriyorsun. Bak, sana da yazık, bana da. Gitme Şadi. Gitme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.